Teşekkür ederim. Teşekkür. Sağ ol. Banu'yu bir arasan mı Güney? En son konuştuğumuzda yola çıkıyordu. Ya bu saatlere kadar çalışılır mı? Yazık. Yani hastalıktan daha yeni kalktı. Yoruyor kendini. O halinden çok memnun Handan Hanım. Hemcan bu konuda çok hassas. Banu'nun sınırlarını zorlamasına izin vermez. Olsun. Onun yine de dikkat etmesi lazım. Bünye zayıf. Ya vallahi yeniden yatağa düşecek diye korkuyorum. Anneciğim, Banu'nun keyfi yerinde, merak etme. Çalışmak ona iyi geliyor. Ben de fark ediyorum bunu. Öyle. Bence terapiye değil, işe ihtiyacı varmış. Yani gerçekten bu proje onu hayata döndürdü. Bambaşka bir enerji buldu. Kabuğunu kırdı sanki. Hayatımı değiştirebilecek gücü bir bulabilsem, hep bunun için dua ediyorum. Hoş geldiniz. Geldi işte. Ay çok şükür. Hoş geldin. İyi akşamlar. Hoş geldin. Anneciğim. Canım. Cık. Hoş geldin. Nasılsın Barış? Bütün gün seninle ilgilenemedim. İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Ya nerede kaldın? Handan Hanım az kalsın kayıp aranıyor ilanı verecekti. Çok çalıştık ama sonuçlar iyi oldu. Size haberlerim var. Ben yemeği hazırlatayım. Yerken anlatırsın. Hiç gerek yok çünkü biz canlı yedik. Hadi bakalım, güzel haberler olsun. Vakıf için o araziden vazgeçtik. Vaz mı geçtiniz? Niye? Neredeyse bitiyordu iş. Ne oldu ki? Bir şey mi oldu? Zeminiyle ilgili bir problem varmış. Uzun vadede yeşil alan olarak kalması gerekiyormuş. İnşaat uygun değil. Ya hadi canım, olur mu öyle şey? Banu? Can'a sunulan rapora göre var. Ya ben bütün analizleri kendim yaptırttım. İyice araştırmadan önermedim ki sana. İmarıyla da ilgili sorunlar varmış. Ya halledilmeyecek bir şey değildir o. Yeni planlamaya göre... Neyse Güney. Biz o araziden vazgeçtik. Bu araziyle uğraşmak istemiyoruz. Zaten öğleden sonra da protokolü iptal ettik. Ne? Bizim bir kaybımız var mı peki? Yo yo, maddi olarak bizim hiçbir kaybımız yok. Sadece yatırdığımız parayı geri çekiyoruz. Ama komşu parselleri ucuza kapatan spekülatörler için tam bir yıkım oldu tabii. Bir heves kapattıkları araziler ellerinde kaldı. Peki projeye devam edeceksin ama değil mi? Tabii tabii. Zaten önemli olan benim projemdi. Yani. Güney, bu araziyle ilgili hesapların 2 gün içerisinde kapanması gerekiyor. Çünkü biz Can'la yeni bir arazi bulduk. Bu çalışmadan keşke beni de haberdar etseydiniz. Bunu burada tartışmayalım istersen. Senden sadece yatırdığımız paranın bir an önce geri dönmesini istiyorum. Ben çok yoruldum. O yüzden biraz erken yatacağım. Herkese iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Bugün bahara uyandım resmen. Dünkü görüşmemizden sonra içime yaz gelmiş gibi. Çok mutluyum Kuzey. Burada bile mutluyum, yani öyle düşün. Tek bir sözünle hayallerimi gerçeğe dönüştürdün. Beni hayata bağladın. Bütün bulutlar dağıldı resmen. Güneş doğdu. Baktığım her yerde seni görüyorum artık. Bu yüzden her yere umutla gülümseyerek bakıyorum. Yüzümde hiç tükenmeyecek bir gülümseme. Seni gülüşüme sakladığım herkesten gizliyorum.
Dışarı çıktığımda yapacaklarımızı düşünüyorum sürekli. Hayalimde elin hep elimde. Ayrı geçirdiğimiz her günün acısını çıkarırcasına. Bundan sonra bir saniye bile ayrılmıyoruz. Hayal ettiğimizden de mutlu oluyoruz. Etrafımızda sadece sevdiklerimizin olduğu, bütün kötü anılarımızı unuttuğumuz, çok ama çok mutlu bir hayat bizi bekliyor. Cemre, ya da böyle tek bir yere gidip takılmasak mı? Böyle şeye gitsek, Kaş, Kalkan, böyle sahilden yavaş yavaş insek. 3 gün orada, 5 gün burada. Öyle bir şey mi yapsak ha? Hem bir sürü yer görmüş oluruz. Yorgunluk mu olur diyorsun? Olmaz be, ne olacak? Hareket olur işte bize de. Aa, bak şöyle bir şey yapalım. Siz diyor hala Karadeniz'in eşsiz güzelliklerini keşfetmediniz mi? Etmedik. Yani Karadeniz turu da bak çok güzel olabilir ha. Yaylalara çıkarız. Oh mis gibi temiz hava, oksijen depolarız mis gibi. O da mı olmadı? Antalya'ya ne dersin? O hiç olmaz. Kuzeyli anısı var. Efendim Cemre. Zeynep senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Yapabileceğim bir şeyse neden olmasın? Şey, bana yeni makaralar nerelerde açılıyor listesini verebilir misin? Kuzey'in peşinden mi gideceksin? Zeynep lütfen, belki sen biliyorsundur nerede olduğunu. Hayır, bilmiyorum. Öyle bir listede yok zaten bende. Ya sen giydirmiyor musun makaraları? Hangi ilde kaç bayi var biliyorsundur. Evet, 200 tane bayi var Cemre. Ne yapacaksın? Tek tek dolaşacak mısın? Sen özellikle yeni açılanları söyle lütfen. Tamam. Bulabilirsem söylerim. Teşekkür ederim, sağ ol. Benim bunu yapmam lazımdı anne. Benim onu bulmam lazım. Git Cemre. Git.
yaşadığınız bunca şeyden sonra nasıl devam edeceğiniz ikinizin kararı olsun. Yalnızca onun değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.